Son zamanlarda çok aldığımız bir telefon, halkın bize sorduğu soru şu: yurt dışı borçlanma yasası kaldırılacak. Nisan ayında kaldırılacak, Haziran ayında kaldırılacak, yaz ayında kaldırılacak. Şerif Bey, bunun doğruluğu nedir? Aslında bu soruyu bunu söyleyenlere sormak gerek. Öyle değil mi? Ama ben cevap vereyim. Yurt dışı borçlanmayı kaldırmak, yani bir yasayı kaldırmak tamamen meclisin iradesinde olan bir şeydir. Meclis isterse, siyasi irade isterse kaldırabilir. Ancak yurt dışı oylarının bu kadar kıymete bindiği, altın değerinde olduğu bir dönemde yurt dışı borçlanmasının kaldırılması mümkün mü? Peki neden söylüyorlar bunu? Biz yaklaşık 5 senedir her sene, her 6 ayda bir bu hikayeyi dinliyoruz. Yurt dışı borçlanma kaldırılacak. Ama kaldırılmıyor. Tam tersine önündeki engeller kaldırılıyor. Ne gibi? Örneğin eskiden mavi kartlıların borçlanmasını ancak dava yoluyla alabiliyordu. Bu hakkı ancak dava yoluyla. Artı yurt dışındaki sigorta girişleri Türkiye'de SGK tarafından ilk giriş tarihi olarak kabul edilmiyordu. Bundan dolayı da biz yine mahkemelere gidip dava açıyorduk. 2014 senesinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen akabinde çıkan torba yasayla ne yapıldı? Bu iki husus kanunen düzenlenerek kabul edildi ve artık dava açmamıza gerek kalmadı. Peki siyasi irade bu kanunu kaldırmayı düşünüyorsa neden önündeki engelleri kaldırmıyor? Siz rahat olun. Herhangi bir Çalışma Bakanlığı'nın, konsoloslukların, çalışma ateşliklerin veya SGK'nın bu yasanın kaldırılacağına dair hiçbir açıklaması yok. O halde bunların sözüne de inanmayın. Ha, kaldırılır, kaldırılamaz. O başka mesele. Ama görünen kaldırılamayacağı. Siz şuna bakın. Tek gerçek var. Yurt dışı borçlanmaya her sene zam geliyor. İşte bunun için borçlanmanızı zamanında yapın. Ama bir bilenle birlikte yapın. İyi günler.